bu hafta sürüş güvenliği açısından önemli bir yere sahip olan otomobil lastiklerini işleyeceğiz. Yanımızda Onur Şenkal var. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. O zaman ilk doğru bilinen yanlışımız gelsin. Lastik havalarını düşük tutarsak araç hem daha iyi tutunur hem de daha konforlu olur. Fabrika verilerinde lastik basınçlarını tutmak gerekli. Konforla zaten bir alakası yok lastik havasının. Sürekli kar ve buzla kaplı yolları olan bölgelerde yaşamıyorsanız kış lastiği kullanmanın bir anlamı olmaz. Yok, bu da yanlış bir bilgi. Kar ve buzla alakalı değil, kış lastiği 7 derecenin altında kullanılması tavsiye ediliyor. Ortamdaki yağışla alakalı değil, hava ısısıyla alakalı. Yeter ki iş derinliğine sahip oldukları sürece yeni yaz lastikleri tüm kış koşulları için yeterlidir. Yeterli değildir. Yaz lastiği yeni de olsa, dişleri fazla da olsa içerisindeki karışımdan dolayı kış lastiğinin yerini tutmayacaktır. Kış lastiğinin performansı dişlerine bağlı değildir. Kış lastiğinin performansı dişlerin yerine de bağlıdır. Yağışlı havası indirilmiş lastik daha az kayar. Fabrikasyon verileri uyulması gerekir. Havası inmiş bir lastiği daha iyi performansı olabilir. Dört çarpı dört araçlarda kış lastiklerine ihtiyaç duyulmaz. Belki tolere edilebilir ama siz ne söylemek istersiniz? Binek araçlar kadar olmasa da gene de kış lastiğine ihtiyacı var. Dört çarpı dört araçlar. Tüm kış lastikleri aynıdır. Tüm kış lastikleri aynı değildir. Markasına göre kalite farklılıkları, durma mesafeleri, yol tutuşları değişir. Programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz biz sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet, bildiğiniz gibi değil de bu hafta sürüş güvenliği açısından çok çok önemli bir yere sahip olan otomobil lastiklerini işledik. Haftaya yeni bir bölümde daha sizlerle olacağız. Şimdi hoşçakalın.